Mehmet Yılmaz, T24 Berat Bey'in arkadaşları kazandı, biz kaybettik. Paris Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararına göre, Irak Merkezi Yönetimine 1 milyar 500 milyon Amerikan Doları tazminat ödeyeceğiz. Hepsi bu kadar değil. Bu tutar için ayrıca faiz de ödememiz gerekecek ancak bunu hesaplayamadım. Çünkü bu ceza 2014-2018 yıllarını kapsayan bir dönem için ödenecek ve Yıllara isabet eden ceza miktarını öğrenemediğim için faizini hesaplayabilmiş değilim. Hemen ucuz kurtulduk diye sevinmeyin. Hepsi bu kadar da değil. 2018'den günümüze kadar geçen 5 yıllık süre için açılmış bir ikinci davada devam ediyor ve ilk karara bakarsanız o davada da yüklü bir cezaya çarptırılacağımız kesin gibi. Faizleri de cabası olacak. Yani neresinden bakarsanız bakın Türkiye Irak Merkezi Yönetimine 3 milyar 500 milyon dolar civarında bir parayı tazminat olarak ödeyecek. Bunun nedeni Türkiye'nin Irak-Kürdistan bölgesel yönetimine yani Kuzey Irak-Kürdistan'ı İKB'ye merkezi yönetiminden bağımsız olarak yaptığı petrol ihracatına olanak ve zemin sağlaması. TC Enerji Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye cezayı ödeyeceğini tahkim mahkemesine de bildirmiş bulunuyor. Kuzey Irak Kürt bölgesinden kamyonlar ya da boru hattıyla Ceyhan'a, oradan da gemilerle dünya piyasalarına yapılan ihracatın kazananları da var elbette. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın bazı isimlerin tankerler ve sahipleri gizlenen şirketler aracılığıyla bölgeden kaçak petrol taşımacılığı yaptıkları iddiası o günlerde çok tartışılmıştı. Gazeteci Tolga Tanış'ın Potus ve Beyefendi adlı kitabında yer alan belgelere göre Irak Kürdistan bölgesel yönetimindeki petrolü taşıma işini 2011'den itibaren Power Trans adlı şirket üstlenmişti. Tanışın kitabında yer alan belgelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak da Power Trans adlı şirketin ortaklarından görünüyordu. 2016 yılında yayınlanan Wikileaks belgelerinde de bu yönde bilgiler vardı. Ancak bu bilgilerin doğruluğu resmen kabul edilmedi, onu da belirteyim. Power Trans'ın koordinatörü Ekrem Kereş, Albayrak'ın dayısının oğluydu. Şirketin neredeyse bütün yöneticilerinin yolu bir dönem Berat Albayrak'ın yönettiği Çalı Holding'den geçmişti. Power Trans, 25 Mart 2011 günü kurulmuş ve 18 Temmuz 2011 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Kuzey Irak'tan petrol taşıma işinde tekel haline getirilmişti. O günlerde Türkiye'nin IŞİD petrolüne aracılık yapmakla suçlandığını da hatırlatayım. 10haber.net sitesinde yayımlanan habere göre IKBY'nin Irak Merkezi Hükümeti'nin onayı olmadan ham petrol ihraç etmek için Norveçli DNO adlı şirkete inşa ettirdiği 120 metrelik boru hattı Erbil'den yumurtalığa ham petrol taşıyor. Bu borudan geçen ham petrol Irak'tan çıkışta fişa burada ölçüm istasyonuna geliyor. Burada Türk tarafında bir ölçüm istasyonu bulunuyor. Merkezi hükümet görevlilerinin bulunmadığı bu ölçüm istasyonu Kuzey Irak Kürt petrolünde boru hattı ile yapılan vurgunun başlangıç noktası. İddiaya göre hattan geçen petrol miktarı düşük gösteriliyor ve Türkiye'deki son durakta da aynı işlem yapılıyor elde edilen kazanç da hem Türkiye'deki hem de Kuzey Irak Kürt bölgesindeki iş ortakları arasında pay ediliyor. Gördüğünüz gibi win-win durumu var. Havadan para kazananlar böyle söylemeyi sevdikleri için ben de öyle yazdım. Türkçesi kazan kazan demek. Bal tutan herkesin parmağını yaladığı bir düzene işaret ediyor ancak burada sadece parmak yalanmıyor, deve hamuduyla götürülüyor. Bu bahiste kaybetmekse Türk milletinin kaderi. Irak'tan petrol kaçıran Kürt yönetimi kazanıyor. Barzani familyasının cepleri doluyor. Onların iş yaptığı Türk şirketlerinin hepsi gizli sahipleri kazanıyor. Çuvalla götürüyorlar bile denebilir. Biz sıradan vatandaşlarsa kaybediyoruz. Bu beyler ticaret yapabilsinler diye vergilerimizden oluşan 3,5 milyar dolardan fazla bir parayı ceza diye Irak merkezi yönetimine ödeyeceğiz. 3,5 milyar dolar deyip geçmeyiniz. Bu parayla TOKİ'nin son deprem konutu ihalelerinde oluşan ballı fiyatlarla 33 binden fazla konut inşa edebilirdik. Bu parayla olası İstanbul depreminde yıkılacağı tahmin edilen 90 bin binayı yıkıp yeniden yapabilir, 200 binden fazla binayı depreme dayanıklı hale getirebilirdik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul ve kurumların tahmini yapım maliyetleri çizelgesine göre 6 bine yakın 40 derslikli okul yapabilirdik. Sağlık Bakanlığı'nın yaptırdığı 10 şehir hastanesinin maliyetinin 17 milyar lira olacağı açıklanmıştı. Bu ceza tutarıyla yaklaşık 35 şehir hastanesi inşa edilebilirdi. Herkes kazandı, Türk milleti kaybetti. Şimdi anladınız mı iktidarı kaybetmemek için Hizbullah'la aynı yatağa girmeye bile neden razı olduklarını? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.